Ağzı belli Elhamdülillah ve salat ve selam ala Rasulullah ve bagd. Kıymetli dostlar, Mektubat Esadı Erbili adlı kitabımızın 82. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İltifat dolu iki mektubunuzu aldım, okudum. Üslubunuza doymak mümkün değildir gayet güzel yapıyorsunuz. Tatlı şeylerden bahsediyorsunuz. Hakikatten ve din kardeşlerimizin hayır haberlerinden bahsediyorsunuz. Cenab-ı Allah söz ve halinizi daima en yüksek kılsın. Özel gayretinizi Yüce Rabbin rızasını elde etmekten ibaret buyursun. Amin. Zaruret haricinde olan dünya işlerinde ihmalden başka çare olmadığını açıklamıştınız. Fevkalade sevindim. Çünkü dünya işlerini takip eylemek adeta gölgeyi takip etmek gibidir. Ona ulaşmak mümkün değildir. İnsanın sonu yüce olan ömrünü o yolda harcarsa kendini aldatmış olacağı açıktır. Zira irci'i emri celiline icabet edince gayet, gayretinin boşa gitmiş ve hakiki vatana olan kabir için gereği gibi hazırlıkta bulunmamış olduğu anlaşılır. Nitekim ebedi mutluluğu elde etmek maksadıyla emek harcayanlar iki cihanı da kazanmış olurlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah dünyayı ahiret niyetine göre verir. Hak Teala Hazretleri bizi, sizi ve bütün kardeşlerimizi boş işlerle uğraşmaktan muhafaza buyursun. Gayret ve çalışmalarımızı ebedi mutluluğumuza harcamayı nasip eylesin. Amin. Seyyid Efendi biraderinizin inşaatını tebrik eylerim. Mevlam mübarek eylesin muhabbet ve sevgi evi, şefkat yuvası buyursun. Amin. Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla şu mesajları bize verdiler. Bir mürşidi kamil, müridine dua etmelidir. İkinci olarak, zaruri, zaruri olmayan dünya işlerini takip etmek, bunların peşinden koşmaya çalışmak, gölgenin peşinde bir ömür sürmeye benzemektedir ki, Zaruret dışındaki bu hallerden mümkün olduğu kadar kaçınmamız gerekir. Bu mesajı Esaderbili Hazretleri vermiş oldular. Üçüncü olarak gerçek hazırlık asıl yurdumuz olan ve kabirle başlayan ahiret için yapılmalıdır. Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden süzülen bu mesajı Esaderbili Hazretleri mektubunda vurguladılar. Bir başka mesaj olarak da ahireti kazanmak için dünyada gayret gösterenlerin hem dünyalarını hem de kazandıklarına, kazanacaklarına işaret ettiler. Boş ve lüzumsuz işlerden yüz çevirmenin ebedi mutluluğu elde etmek için yerine getirilmesi gereken önemli bir adım olduğunu belirten Esad Erbili Hazretleri, sözün sonunda dua cümlelerine yer vererek sözlerin sözünün sonunu bu şekilde süsleyerek mektubunu bitirmiştir. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretlerinin, bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.